Selam, ben Davut'ta. Dostlar, bizler çok saygı duyduğumuz, daha doğrusu hakikat olarak telakki ettiğimiz dünya görüşlerimizi maalesef çoğu zaman haddinden fazla överiz. Tersini düşünüyor isek haddinden fazla da yereriz. Bunu yapıyoruz maalesef. Bazımız bu konularda daha itidallı, daha ölçülü yaklaşırken bazılarımız gaza basıyor ve vitesi yükseltip duruyor. Kesinlikle sınır tanımıyor, merhamet sergilemiyor ve övmekte sınır tanımıyor, yermekte sınır tanımıyor. Böyle bir yapımız var. Ben işte bu yapıya sahip olan insanlara yönelik olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi zaman zaman dostlar bir şeyler söylediğimde dindar kesimden de, dindar olmayan kesimden de çok yanlış meseleyi yanlış anladıkları için bizi yanlış bir şekilde eleştirmeye çalışıyorlar, eleştiriyorlar. Bazen hadlerini aşarak hakaret edebiliyorlar. Tehditler, küfürler havada uçuşabiliyor. Şimdi dostlar, ben hemen hemen bu konularla alakalı bir video paylaşımı yaptığımda motomot olarak şunu altını çizerek ifade ediyorum. Bu vesileyle yine ifade edeyim. Ben İslam güzellemesi yapan bir insan değilim. Ben İslam'ın hakikat olduğunu, hakikat derken mutlak anlamda hakikat olduğunu ve bunun da kanıtlandığını ve bu kanıtların da tarafımca insanlara ilan edildiğini iddia eden birisi değilim. Yani İslam'ın vahye dayalı olduğunu, o vahiy kaynağının Allah olduğunu, o Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu, işte tek olduğunu ve bunun da kanıtlara dayalı olduğunu, işte adı Muhammed olan zata asırlar öncesinde yaşadığı iddia edilen o zata vahiy indirdiğini ve bunun da kanıtlı olduğunu, o kanıtların da işte o kanıtları ortaya süren ilim erbabı insanların da mutlak anlamda doğru olduğunu söyleyen bir kişi değilim dostlar. Bunlar kabuldür. Herkesin bir şekilde dünya görüşünün doğruluğu için yanlış ya da herhangi bir dünya görüşünün yanlışlığını ispat için kanıt olduğuna telakki ettiği, kabul ettiği bir şeyleri sunarlar. Doneler sunarlar, argümanlar sunarlar, yani kanıt sunarlar kendilerince. Ama diyoruz ya, neden karşı taraf ikna olmuyor? Neden? Bu nedenler konusuna, sorusuna cevap zaddedinde işte onlar basiretsiz, görmek istemiyor, yaşamak istemiyor falan filan şeklinde biraz çocukça tribüne oynar vaziyette karşı atağa geçerek cevapları da verebiliyoruz. Hadi diyelim ki bir kısmı gerçekten o niyetle kabullenmiyor ya da cahil olduğu için kabul etmiyor. Basiretsizdir, çok duygusal yaklaşıyordur diyebiliriz. Ama yani aklı başında, akil, sağduyu sahibi, bilge insan, erdemli, gerçeğin peşinde koşan, yiğit insanlar var. Bu insanları neden ikna edemiyorsun? Öyle değil mi? Hadi diğerleri işte ifade ettiğin nedenlerden kaynaklı olarak senin kanıt telakki ettiğin o şeylere sırtlarını dönüyorlar, arkalarını dönüyorlar, kulaklarını tıkıyorlar diyelim. Hadi öyle olsun. Tamam. Ama diğer insanlar, herkes mi böyle? Diğer taraftan seni de birileri bir şeylere davet ediyor. Yani seni insanlar bir şeylere davet ediyor. Diyelim ki dindarsın, seni dinsizliğe davet ediyorlar. Ve buna da kanıt sunuyorlar. Neden o insanların o davetini icabet etmiyorsun, kulaklarını tıkıyorsun? Neden o insanların davetinin batıl olduğunu, hurafe olduğunu, sapıklık olduğunu iddia ediyorsun? Ya da tersini düşünelim. Yani dinsizsindir. İnsanlar seni dine davet ediyor. Sen insanları dinsizliğe davet ettiğinde o insanların sapık olduğunu, ahmak olduğunu, akıs olduğunu söylüyorsun. Ve sırt çevirdiklerini söylüyorsun. Aynı şeyi de o insanlar senin için söyleyebilirler, söylüyorlar. Ya da herhangi bir AB dininde yaşayan insanlar birbirlerini kendi dinlerine davet ettiklerinde birbirleri hakkında bunları söyleyebiliyorlar. Hatta aynı din içerisinde farklı görüşe sahip olan insanlar da birbirlerini bu şekilde itham edebiliyorlar. Bunu beyan etmeye çalışıyorum. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum dostlar. Videomun konusu da odur zaten. Dindar olalım ya da olmayalım. Lütfen oralara takılmayın. Birbirimizi dindar olduğumuz için veya dinsiz olduğumuz için aşağılamayalım.
Buna çok iğrenç şeyler, gerçekten, gerçekten iğrenç şeyler, mide bulandırıcı şeyler. Demek ki birbirimizi ikna edemiyoruz. Ben böyle de çıkarım işin içinden. Hiçbirimiz dinin de dinsizliğin de mutlak hakikat olduğunu ispat edemeyiz dostlar. Bırakın dindar dindar kalsın, dinsiz de dinsiz kalsın. Yeter ki dışarıda katliam olmasın, canavarlık olmasın. Öyle değil mi? Yani dindar olduğunuzda dünyayı kurtarıyor değilsiniz. Ya da dinsiz olduğunuzda dünyayı kurtarıyor değilsiniz. Dinsiz olduğunuzda dünya güzelleşecek değil. Dindar olduğunuzda da güzelleşecek değil. Bunu biliyor olmalısınız. Bunu beyan etmek istiyorum. Şimdi dostlar, diyelim ki dindarsınız, Müslümansınız ve İslam'ın hak olduğuna inanıyorsunuz. Eyvallah, inanabilirsiniz, Müslüman olabilirsiniz. İslam'ın hak olduğuna dair kanaatiniz çok belirgin olabilir. O kadar belirgin olabilir ki artık içselleştirmişsinizdir de. Bunun sorgulamasını yapmıyorum. Bu halsizlik olur. Bu tamamen duygusal bir şey. Gerçi bunu söylediğimde bazı kişiler, hatta bazı hocalarım da karşı çıkmışlardı. Videolarımda ben bunu söyleyince Davut, sen aklı hep öteliyorsun şeklinde tuhaf yorumlar yapıyorlar. Ya aklı öteleyen falan yok. Güzel insanlar. Aldığımız kararlar maalesef duygusallık eksenlidir. Hani duygusallığın arkasında akıl dediğimiz melekenin bir payı var mıdır, bir dahli var mıdır, orasını çok bilemem, gerçekten bilemem. Biz duygusallık diyerek geçiştiriyoruz. Ama bu muazzam konuları 3-5 teknik terim kullanarak geçiştiriyoruz ama içi dolu şeyler aslında. Yani bir deşelediğinizde ya da bu konuyu konuşalım dediğinizde saatlerce konuşulacak konular. Bunu da beyan edelim. Şimdi dindarsınız, dediğim gibi Müslümansınız ve İslam'ın hak olduğunu düşünüyorsunuz ve İslam'ı övüyorsunuz. İnsanların Müslüman olmasını istiyor olabilirsiniz. Bunu da yargılaması yapıyorum. Çünkü vakti zamanında ben de çok istiyordum. Ben de o şekilde çok düşündüğüm için empati yapıyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Gerçi sizin birçoğunuzun soramadığı soruları biz soruyorduk falan filan ama hadi oralara girmeyelim. Yani hepimizin yaşadığı aynı tecrübeyi herkes yaşayacak diye bir kayda yok. Kesinlikle kayda yok. Birçok insanın dine çıkma sebebi, birçok insanın yani dine çıkma sebebi olmayabilir. Ya da dine girme sebebi, birçok insan için dine girme sebebi olmayabilir. Olmuyor da, görüyoruz, biliyoruz. Beni ikna eden, karşı tarafı ikna etmeyebiliyor. Bana iğreti gelen, karşı tarafa sevilecek bir şey olarak telakki edilebiliniyor. Ya da tam tersi oluyor. Din kardeşlere şunu tavsiye edeceğim bir kardeşler olarak, dininizi aşırı övmeyin. Yani o kadar kontrolsüz din övücülüğü yapıyorsunuz ki ya bu kadar da olmaz. Yani gerçekten din bu kadar övülmez. Dini mükemmel bir yapıymış gibi övüyorsunuz ve göklere çıkarıyorsunuz ve sonrasında da çok fena çöker diyorsunuz ve betona çakılıyorsunuz. Ondan sonra da tarumar oluyorsunuz. Din o kadar övülecek bir yapı değil. Kesinlikle değil. Yani din gerçekten öve göklere çıkarılacak bir yapı değil. Ya hatta bu övme konusunda öylesine kontrolsüz kişiler görüyorum ki ben, ya dindeki bir ibadetteki bir rüknün bile, bir kısmının bile tanrısal olduğunun kanıtı olduğunu söyleyecek kadar ileri gidebiliyor insanlar. Ya şunları okuyoruz ya da duyuyoruz ya, işte İslam'daki atıyorum namaz ibadetinin varlığı ve namaz ibadetindeki o ritüeldeki hareketler, tanrısal bir güç tarafından istenilebilir. Bu şekilde şekillendirilebilir. Ancak bunu Tanrı isteyebilir. Bu nasıl bir kafadır ya? Bu nasıl bir kafadır ya? Ya adam kurban olayını bile, yani bir gerçekten kurban ya, bir kan ritüeli diyebileceğimiz kurban ritüelini bile, ibadetini bile ancak bunu Tanrı isteyebilir, bunu İslam'ın ilahı isteyebilir şeklinde yorumlar yaparak, oradan yola çıkarak İslam'ın hak olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Çalışıldı. Daha birçok meseleler. Biliyorsunuz dostlar, son yıllarda hani isimler vermeyelim ama işte Kur'an'da matematiksel mucize vardır, bilmem şu mucize vardır, bu mucize vardır diyerek Kur'an üzerinden, aşırı Kur'an güzellemesi yaparak İslam'ın hak olduğunu, Kur'an'ın vahiy olduğunu ispata çalışan işte hocalarımız, kardeşlerimiz olmuştur. O kadar aşırı övülüyor ki din, o kadar aşırı övülüyor ki yok böyle bir şey. Din aşırı övülecek bir şey değil. Bu yapılması iyidir. Gelelim tersine. Bir de dini aşırı yeren kesim var. O kadar kontrolsüz bir şekilde din yeriyor ki.
Ya bu da kontrolsüzdür. Yani o kadar da değil arkadaşlar. Yani her yapının, her dünya görüşünün tabii ki de eleştirilecek, övülecek tarafları vardır. Öyle bir kesim var ki, istisnalar müstesnadır. Ya bir Müslüman kesinlikle ve kesinlikle onların gözünde bir hayvanın pokundan daha berbattır. Maalesef. Ya yani maalesef. Biz bazı dinler olmayan insanlardan öyle iğrenç şeyler duyduk ki. Ben birkaç tanesini paylaşayım. Bütün dinler olmayan insanlar böyle değil tabii dostlar. Bunu beyan etmiyorum. Muhammed'in eşlerini, karılarını diyor Kabe'nin içerisinde bir domaltsam diyor, affedersiniz. Çok affedersiniz. Bunu söylemek istemezdim. Gerisi biplenecek şeyler. Sonra bütün Müslümanları oraya yığsak, araba petrolüyle yaksak, biz de sigara içerek izlesek diyor. Şimdi bunu diyen canavar, muhtemelen sizler bile kızmışsınızdır. Bunu söyleyen, bunu arzulayan o canavarın, yani insan olduğunu söyleyemem ben ona, insan demem zaten de, nasıl ki katliam yapan, kendini dine adanmış olduğunu söyleyen varlıklara insan demiyorsak, bu tiplere de insan demeyiz. Anlatabildim mi? Buradan şuraya gelmek istiyorum. Ne kadar ki dinin övülmesi sakıncalıysa, dinin bu derece yerilmesi de sakıncalıdır. Ya öyle insanlar tanıdık dostlar, yani karnını başkaları doyuruyor. Yani İslam'a laf çakmaya çalışıyor. Ya böyle bir şey olamaz. Belki anlatmışımdır. Yıllar öncesinde Osmaniye'de belediyede çalışırken temizlik işlerinde görev yapmıştım bir dönem. Orada resmi işlerle uğraşıyorduk. Temizlik arabasını, kamyonu kullanan şoför arkadaşla arkada o çöpleri toplayan arkadaş arasında bir tartışma vuku buldu benim odamda. Şimdi şoför arkadaş bayağı dindar bir arkadaş. O gün cuma, işte cuma namazına gitmek isteniliyor. Arkadaşım bir tanesi tam ateist değil, hani dine bir mesafesi var, aslında Allah'a inanıyor da düşmanlığı var, kini var. Olabilir, kendi çıkarsamasıdır, kendi kabulüdür. Biraz tartışmışlar, işte onu cumaya gidelim demiş, kime nimet veriyorsa namazı ondan beklesin şeklinde bir tartışma olmuş. İşte bu tartışma benim odaya kadar yansıyor. Orada o dine çatan arkadaşlar şu şekilde cahil sözler sağır oldu. Yani o kadar aşağılayıcı şeyler söyledi ki, yani o kadar da olmaz. Yani Allah'a da sövmüş birkaç defa. O diğer arkadaş, şoförlük yapan arkadaş birkaç defa uyarmış, yani demiş iman etmiyorsan etmezsin. Yani niye Rabbime sövüyorsun arkadaşım? Sövme yani. İnanmayabilirsin, eleştirebilirsin ama sövmek nedir ya? Ya böyle bir şey olamaz ki. Bir de işin gücüne, bir dini şeylerden bahsediyorsun. Bahsetme demiş ya. Yani benim yanımda benim Rabbime sövme diyor adam. Benim peygamberime sövme. Bu da doğaldır arkadaşlar. Yani bunu da anlamak lazım. Anlatabildim mi? Sonrasında arkadaş tabii durmuyor. Yani içindeki o aslında kini, nefreti dökmek istiyor, kusmak istiyor. Onu da anlıyorum. Anlıyorum ama biraz kontrolsüz tabii. Ondan sonra işte din insanı bu şekilde getiriyor, bilmem zombileştiriyor, fakirleştiriyor falan filan. Artık o şoför arkadaş dayanamadı. Hani insanlar da benden cevap vermemi istiyorlar. Hani insanın kızgınlığını gördüğüm için biraz durulmasını bekliyorum ben. Sonrasında aslında arkadaş bana gerek kalmadan güzel bir cevap verdi. Dedi ki biraz o yörenin müstehcen lisanıyla onları söylemeyeyim. Ya kısaca şunu söyledi. Ya oğlum ne kafasız adamsın. Lan çöp topluyorsun, karnını zor doyuruyorsun. Bir de Allah'ı inkar ediyorsun. Madem ki inkar etmek, dinden çıkmak insanı zenginleştirecekse sen niye bu haldesin? Niye affedersin burnu poktan çıkmıyor? Bitti. Yani tabii kavga etmişlerdi. Sonra küsüştüler, biz barıştırdık falan. Bunu niye anlattım dostlar? Dini yermenin de bir adabı olmalı diye düşünüyorum. Bazı insanlarda kin ve nefret maalesef o insanları bu raddeye getirebiliyor. Kontrolsüzleşebiliyorlar. Hani sözlerin başında dediğim gibi dini överken kontrolsüzleşen, hadsizleşen, gerçekten basiretsizleşen o dindar arkadaşların, kardeşlerin yaptığı hatayı birçok dindar olmayıp da dini yeren insanlar da yapıyorlar. Din o kadar da korkulacak bir öcü değil arkadaşlar. Övünülecek, muhteşem bir yapıdır denilecek kadar övünülecek, methedilecek bir yapı olmadığı gibi bu derece korkulacak ve yerilecek bir yapıda olmasa gerek diye düşünüyorum. Ama tartışmalar hep kontrolsüz yapılıyor. A konusu konuşulayım derken A konusuyla alakası olmayan konulara gidiliyor. Birbirlerini suçlayıcı şeyler söyleniliyor. Bir de yetersiz insanlar tartıştığı için, tartışıldığı için içerisinde bir kin ve nefret de olunca, bir de bilmişlik olunca
yani empati yoksunu zaten insanlar, sonuca ulaşılamıyor. Bir de tartışmanın zaten esprisi kanıtlamak değil maalesef, karşı tarafı çökertmek. Yani değil mi? Yani tartışmada maalesef böyle bir niyet vardır. Karşı tarafın işte alt edilmesi gerekiyor. Onun nakavt edilmesi gerekiyor. Yani bunu da türlü desiselerle, türlü mantıksız şeylerle de yapabilirsin. Ağzını iyi laf yapıyordur, güzel kıyafetlerin vardır, etkilisindir falan filan şudur budur. Yapabilirsin yani. Güzel konuşuyorsundur, edebiyatı güzeldir, birilerine yani mantıklı gelen şeyleri söylüyorsundur, bulunduğun ortamı iyi, havasını iyi teneffüs etmişsindir, izleyici kitlesinin haleti ruhiyesini iyi yakalamışsındır, iyi tanıyorsundur vesaire vesaire. İnsanları etkileme sanatı vardır dostlar, bunu birçok insan bu psikolojiyi çok iyi bilir ve kullanır ve insanları etkiler. Sonra şu da vardır dostlar, zaman zaman diyoruz ya, yani nasıl bakıyorsan meseleye, senin baktığın meseleden bahseden insanlara alkış tutarsın. Maalesef böyledir. Yani karşı tarafın hangisinin doğru söyleyip söylemediğini bilemezsin zaten. Kesinlikle bilemez. Yani dindar insanla dinsiz insan tartışıyorsa zaten cepheleşme olmuştur. Yani %100'e yakın dindarlar dindarı alkışlayacaktır. Dinsizler de dinsizi alkışlayacak maalesef dostlar. Öyle değil mi? Fenerbahçe Galatasaray maç yapıyor. Fenerbahçeli herhalde Galatasaray'ı alkışlamayacak. İstisnalar vardır belki, oralara takılmayın. Bu böyledir. Peki bunu yaptığımızda haklı bir şey yapmış oluyor muyuz? İşte bunun sorunun da cevabını sizin takdirinize bırakıyorum. Demem o ki kimse kızmasın ama dinin çok da ölecek bir tarafı olmadığı gibi çok da yenilecek bir tarafı yok. Ya dinin hak olup olmadığını seviyeli konuşmamız gerekiyor. Yani vahiy dediğimiz olgusallığı mümkün olup olmadığını bir konuşmak lazım. Bunu masaya yatırıp konuşmak lazım. Eğer gerçekten hakikat avcıları isek, gerçeğin peşinde isek, öyle değil mi dostlar? Bence bu konuşulmalı. Yoksa Peygamber Ayşe ile şu yaşta evlendi, bilmem cihat vardır, bilmem cariye vardır. Yani her gün beş kadının üstüne çıkan adamlar, af buyurula hanımlar, gerçekten özür diliyorum, kalkıp İslam'daki cinsel hayata laf sokuyor. Buna hakkınız yoktur diye düşünüyorum. Gerçekten yok. Hani şu kulaklar neler duydu ya? Enses ilişkiyi çok da eleştirmeyen, miden kaldırıyorsa kız kardeşinle sevişirsin diyen, annene yatağa girersin, girebilirsin diyen insanlar kalkıyor İslam'daki cari sistemini eleştiriyor. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşım. Yani insan önce şuradan çıkanın şuranın duyması gerekir diye düşünüyorum. Buna hakkımız yok. Anlatabildim mi? Ya da benzer şeyi dindarlar yapıyor. Dindarlar yapıyor yani. Şimdi diyelim ki işte kurban ritüelini eleştiriyor bazı insanlar haklı olarak. Kalkıyor. Bunun arkasından bir hikmet aramaya çalışıyor. Saçma saçma şeyler söylüyor. Kardeşim kan ritüelidir. Ritüeldir. Bu kadar basit yani. Ha bu tanrısaldır değildir falan. O çok ayrı konuşulacak bir konu. Ama eleştiri de açık bir konudur. Buralara takılırsak ki takınılıyor. Bu sebepten de ne köy olunuyor ne kasaba olunuyor. Eğer dindarla dindar olmayan insan tartışacaksa ilk konuyu tartışmaları gerekiyor. Ha, dindar olmayan insan eğer ateistse, tanrısal bir inanca sahip değilse o insana din güzellemesi yapmayın. Yani Tanrı'nın var olup olmama konusunu bir tartışmak lazım. Tanrı'ya inanıyor, deisttir ya da başka bir dine mensuptur. İslam'ın hak olduğunu sen söylüyorsundur. O da diyordu ki kanıtla kardeşim, kanıtla inanayım. Yani öbür tarafta cayır cayır yanmayı ben ister miyim? Aklıma ekmek arası mı yaptım ben? Demeyecek mi? Ya da dindar demeyecek mi? Ya kardeşim boş bir dava ise inanmayalım, bu ne ya? Biz de yaşayalım işte, yani boş hurafelere ne inanalım, kanıtla çıkalım dinden diyecektir, diyordur. Değil mi? Hal böyle olunca da kanıtlarımız sağlam olmalı diye düşünüyorum ama şu bir gerçek ki birçoğumuzun kanıt olarak telakki ettiği şeyi birçoğumuz kanıt olarak görmüyor. İşte sorun burada. Bu yüzden de duygusal yanımızı kullanmak zorundayız diyoruz ya, ya da kullanıyoruz. Bu sebepten zordur. Bazen der ya dindar olmayanlar, Yakup Deniz mesela çok der, işte ispat edin, kanıtlayın, Müslüman olalım. Oysa ki onun istediği şekilde bir kanıtı kimsenin sunamayacağı, peygamberlerin bile sunamayacağını bildiği için bol keseden atıyor. Ya da öyle dindarlar var ki öylesine radikal iman etmişler ki İslam'ın hak olmadığını kanıtlayın, vallahi diyor, dinden çıkacağım diyor. Arzu ettiği kanıtı hiçbir dinsiz sunamaz ona, hiçbir filozof sunamaz ona. Anlatabildim. Benzer şey bende de olduğu için o duyguyu anlıyorum. Ama bunlar kanıt değil ki. Bu sebepten
yani istediğimiz şekilde, istediğimiz kıvamda tartışmalar yapamıyoruz. Bir de tartışma sanatını çok iyi bilmiyoruz. Karşı tarafa aşağılamak, küçük düşürmek olarak algılıyoruz. Yani karşı taraf tamam bir düşman telakki ettiğimiz kişi olarak gördüğümüz için maalesef onu nakavt etmek için bütün illegal yollara başvurmak caizdir anlayışına da sahibiz. Bu sebepten de acımasızca saldırabiliyoruz. Gerçekten saldırabiliyoruz. Kuralsız saldırıyoruz, kontrolsüz güç uyguluyoruz. Bu da bize hiç yakışmıyor. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Dediğim gibi dindar olalım ya da olmayalım. Dini aşırı övmekten kaçınmak gerekir. Aşırı yermekten de kaçınalım dostlar. Zaman zaman diyoruz ya, bundan önceki videomda da söyledim, Yakup Deniz'le alakalı videoda. Bizi iyi yapan din veya dinsizlik değil. Kesinlikle değil dostlar. Genel çerçeveden baktığımızda bunu çok rahat görebiliyoruz ve söylememiz mümkün hale geliyor. Yoksa ferdi planda evet, yani gerçekten yani iyi ki din varmış, bunlar bu sebepten duruyorlar ya da iyi ki o insan dindar değilmiş falan diyebileceğimiz durumlar olabiliyordur. Ferdi planda istisnalar, müstesnalar diyebiliriz. Ama bunun dışında gerçekten bizi iyi ve kötü yapan din veya dinsizlik değildir. En azından ben böyle düşünüyorum. Sizlerin düşüncesine de saygı duyuyorum. Benim gördüğüm, gözlemlediğim, tecrübe ettiğim, okuduklarım, çevremde gördüklerim bana bu şekilde düşündürüyor dostlar. Bu sebepten bunları da söylemiş olduk. Şimdi de bu kadar. Hoşça kalın.